19.000 TL ceza geldi. Ben bunu avukata verdim. Önceden OGS kullanıyordum daha önce. OGS'de hiç böyle bir sorun yoktu. Ya bizim geçişlerde, köprülerde ya da otobanlarda okumuyor. Ya onda bir sorun var. Ya da PTT'nin genel merkezlerinde bir sorun var. Sıkıntılar çok büyük aslında ama muhatap yok. HGS'den geçen yüz binlerce sürücü faizli ceza şokuyla sarsıldı. 50 lira oluyor 15 kat. 50 liralık cezanız 15 katıyla geldi. Evet. O da ruhsat değişikliğinden dolayı çıkıyor meydana. 5500 TL. 5500 TL ceza geldi. Tam ben bu otobana girdim ama çıkışımda göstereyim benim. Telefon açıyorum Ankara'ya diyorlar. Buraya gidiyorum postaneye diyorlar. Köprü ve otoyollarda 8 milyon vatandaşın kullandığı hızlı geçiş sisteminden kaçak geçen binlerce sürücüye ceza kesildi. Buraya kadar her şey normal ancak işte o cezalar bir yıl boyunca araç sürücülerine yollanmadı. Ödenmeyen her gün içinde o cezalara faiz işledi ve cezalar da katlandıkça katlandı. Normalde 2 liralık yerler devamlı 15 lira kesiyor, kaçak geçiş diyor. Her seferinde öyle. Normalde benim 100 lira alacağım olması lazım. Birkaç kere telefon açtım merkeze Ankara'ya. Tamam dediler, düzelteceğiz dediler, hala düzelmedi. Ben geçmediğim halde her gün ceza gelmiş üst üste. 60 bin, 70 bin, 100 bin üzerinde gelen cezalar var. Üstelik ceza yiyen 400 bin sürücü arasında HGS'den kaçak geçmeyenlerin de olması tepkilere neden oldu. Birikip gönderilmeyen cezalar toplamda 1 milyon 750 bin lirayı buldu. İşte o cezalara her gün faiz işletildi. En çok şikayet edilen konuysa HGS'nin kısa mesafeye en uzun mesafe cezası kesmesi oldu. Ben Hadımköy gişelerden girmişim, Isparta Kule'den çıkmışım. Normalde 1.80 lira para ödemem lazım. Ama Edirne parası 7.900 lira. Yani 7.90 lira alıyor ve bunun da 10 katı 79 lira. 720 lira ceza geldi bana. Gittim dedim ki PTT şubesine. Böyle böyle benim Çamlıca'dan girdiğimde kontürüm olduğu sürece okumadı. Yani yeşil yanmadı, kırmızı yandı. Yani cezalı geçiyorum diye. Düzelecek dediği şeyler hep bize ceza olarak arkadaşıma geldiği gibi bana da geldi. PTT Genel Müdürlüğü 2012 yılı hesap görüşmelerinde ortaya çıkan skandallar zincirinde tıra ayrı, eklentisi olan Dorses'ine de ayrı cezalar kesildiği ortaya çıktı. Ayrı ayrı kesiyor, onda şey yapmıyor, ayırmıyor. Yanlış. Çünkü arkasında takılı. Yanlış. Tek başına sonuçta gidemez o. Tek başına evet gidemez. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 100 kişi cezaları düzeltiyor. Vatandaş sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Biz şimdi gidiyoruz karayollarına veya işte internet sitesinden, bu konuda bize yardım yok. Ne oluyor? Gidip ödeyeceksiniz. Ama insanların bunu ödeme gücü yok.